toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında yapıyoruz hep bu röportajları. Çünkü eşitliğin bir şekilde ülkemizde gelmesi için, yayılması için katkı sunmak istiyoruz. Bu Doğru. yüzden de sorumu yine ben o alana yöneltmek istiyorum. Malum iş dünyasında biz çalışan kadınlar olarak pek çok sorun yaşıyoruz. Siz neler deneyimlediniz ya da siz neler gözlüyorsunuz? Çalışan kadınların en önemli sorunları neler ve sizce neler yapılmalı bu sorunların çözülebilmesi için? Yani şöyle özetleyebilirim. Çalışan kadın olarak ben iş hayatında spesifik bir sorun yaşamadım çok şükür. Ya bunda tabii seçtiğim seçimlerimin de bence etkisi var elbette. Şu anda Koç topluluğundayım. Koç topluluğu bu konuda gerçekten çok hassas. Siz de bahsettiniz konuşmanızın başında. He for She hareketinin gerçekten çok büyük destekçisi. Dolayısıyla iş hayatında bir şey yaşamadım. Ama tabii ki ben de bir kadın ve anneyim. Ki eşim çok yardımcı bana. Yani ev işlerinde, çok ev işlerinde değil ama özellikle hani çocuğumuzun sorumluluğunu almak konusunda gerçekten çok yardımcı. Ama dönüp kadınlar ne yaşıyor diye baktığımda çalışsın veya çalışmasın ne yazık ki çocuk büyütmek anlamında, çocuğun sorumluluğunu almak anlamında kadınlar hala ana aktör. Ve bu bir problem çünkü bu paylaşılması gereken bir sorumluluk ve çok da önemli bir sorumluluk. Hata yapma şansınız yok. Toplumun her kesimi için aynı noktada değil elbette ama genel olarak çocuk kadının himayesinde bir konu. Bir böyle bir problem var. Elbette ev işleri vesaire bunlara baktığınızda hala kadın onları organize eden veya yapan, işten geldikten sonra yorgun argın yemek vesaire bu taraflarında bence problem devam ediyor. Şey anlamında, iş hayatı anlamında baktığımda da size de söyledim işte mağaza müdürü anlamında da bizim de daha gidecek yolumuz var. Kadınlar evet bir şekilde iş hayatına geliyorlar fakat iş hayatında olsalar da yönetsel roller diye baktığımızda oranların hala çok gelişmesi gerekiyor. Yani burada kadınlara da sorumluluk düşüyor ama şirketlere esas daha büyük bir sorumluluk düşüyor. Burada kadınların daha fazla rol alacağı, sorumluluk alacağı şekilde gelmesi bence en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü sadece çalışmak da yetmiyor. Onların da kariyerinin iyileşmesi gerekiyor. Kadınla, yani kısaca kadınla ilgili kalıpları aslında bunu yapar, bunu yapamaz, işte duygusaldır, değildir. Yani çok fazla varsayım var kadınla ilgili insanların kafasında. Hatta kadınların kendi kafasında bile bunların iyileşmesi gerekiyor ne yazık ki. Tabii. Biz mesela el aleti demiyoruz, hırdavat demiyoruz. Bu reyonlarda da kadınlarımız bilgi sahibi olduktan sonra gayet güzel çalışabiliyor. Mağazada forklift kullanılması gerekiyor. Kullanabiliyor musun? Kullanıyorum. O zaman kullanabilirsin noktasına yaklaşıyoruz. O kalıplardan kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Yani mesleğin cinsiyeti olmaz yaklaşımı var Koçtaş'ta, öyle mi? Bence öyle. Yani %100 iyi değiliz tabii ki ama bunu fırsat bulduğumuz her noktada iyileştirmek için ve bu varsayımlardan uzak kadınlar lehine onlar bunu yapabilecek olduktan sonra cinsiyetin bizim için bir engel olmadığı bir dünya kurmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bence bu bile bugün şirketler devlet bu konuda elinden geleni yaptığı sürece bu zaten iyileşecek bir konu. Farkındalık önemli. Peki çalışan kadınların sorunları nasıl giderilebilir? Neler tavsiye edersiniz? Yani bu konuda bir sorunlar tarafında bence fırsat eşitliği çok önemli. Bunu bu tarafında gerçekten şans verilmeli diye düşünüyorum. Bir de hepimizin bir evi olduğu, bir ailesi, çocuğu olduğu gerçek. Buralarda kadınlara veya çalışanlara çeşitli kolaylıklar sağlanabilse hayat çok daha kolay olur. Bu esnek çalışma olabilir, part-time çalışma olabilir, kreş olabilir. Yani bu tarz özellikle çocuk tarafında soru işareti kalmayacak şekilde olduğu zaman ben çok daha fazla kadının iş hayatına girebileceğini düşünüyorum. Benim etrafımda bile gayet güzel üniversitelerden mezun olup sonra çocuk olduktan sonra bir şekilde eve gelip bir daha da iş hayatına dönmeyen insanlar var. Keşke dönseler. Keşke yani illa tercih edebilir tabii ki insan çalışmamayı ama bu tercih zorunluluktan dolayıysa onlara üzülüyorum ben açıkçası.
Ve maalesef çok sorumluluk var. Şimdi hani az önce söylediğiniz kreş meselesi mesela. Şimdi bir kadın doğum yaptığı zaman evet bir 4 ay 6 ay neyse iznini kullanıyor, doğum iznini. Ama o doğru. İşe dönmek istediğinde çocuğunu kime bırakacak? Bakıcıya mı bırakacak? Aileden biri varsa ona mı bırakacak? Kreşe mi verecek? Nereye verecek? Ne yapacak? Doğru. Oysa ülkemizde kanunlar var. Kanunlar der ki belli sayıda çalışanı varsa bir şirketin bir kreş ayarlamak zorunda. Olmalı. Açmak zorunda. Eğer açamıyorsa kreş parasını ödemek zorunda. E şimdi bu olmadıktan sonra kadın nasıl işe dönebilsin? Yani kadın... Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Yani herkesin anne babası, büyükleri aynı şehirde de oturmuyor. Yani benim öyle bir şansım yoktu. Ankara'da oturuyorlar. Elbette geldiler, destek oldular ama sonrasında tabii işin maddi boyutu da var. Yani küçücük çocuğu tanımadığınız birine bırakmak kadar maddi boyutu da var. Dolayısıyla bu taraflarda kesinlikle bazı kolaylıkların, bazı sistematik hamlelerin atılıyor olması gerekiyor. Çünkü yani kadın bence ne kadar toplumun içinde, sosyal hayatın içinde, ekonomik hayatın içinde olursa o kadar gelişiyor toplumlar. Refah seviyeleri o kadar gelişiyor. Bu çok önemli bir konu ve ilk başta alınması gereken bir inisiyatif bana göre. Hala tartışıyoruz zaman zaman ülkecek ama gerçekten tartışılacak çok tarafı olduğunu düşünmüyorum ben. Yok, gerçekten öyle. Hatta biliyorsunuz kadınlar erkeklerden daha az maaş alıyorlar. Bütün dünya genelinde böyle bu. Sadece Türkiye'de. Evet. Ben de kendi hayatımdan örnek vereyim. Ben ulusal medyada muhabirlik yaptığım dönemde maaşım şöyle gidiyordu benim. Ev kirasına, kreşe, kreşten sonra çocuğumu alıp eve götürüp ben gelinceye kadar onunla ilgilenen bakıcıya gidiyordu. Şimdi düşünün, bir kadın çalışmak istediğinde bakıcıya, kreşeye, kiraya para veriyorsa o kadının maaşı nasıl olmalı, ne kadar olmalı, nasıl geçinebilmeli? Yapacak çok işimiz var maalesef. Yani etrafında bu hesabı yapan insanlar var gerçekten, yapmak durumunda kalan. Yani çalıştığı parayla onu çocuğun bakımına harcadığı para arasında bir fark kalmıyorsa niye çalışıyorum sorusu ortaya çıkıyor gerçekten. Bir de hani çocuk da, çocuğu da kendi bilmediği ya da emin eller diye tabir edemeyeceğimiz tarafta büyüyünce sorun oluyor. Burada kesinlikle çeşitli teşviklerin oluyor olması gerekiyor ve kolaylıkların. Bütün bunların temelinde tabii ki ataerkil zihniyet var. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği var. Kadın erkek ayrımcılığı var. Buna son verecek çok da güzel bir sözleşmemiz var. İstanbul Sözleşmesi, Uluslararası Sözleşme. Evet. Ancak bu sözleşme son zamanlarda tartışmaya açılır oldu. Hatta iktidarın da gündeminde. Siz ne dersiniz? İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz? Vallahi ben bunu tartışılacak bir konu olduğunu her şeyden önce düşünmüyorum. Yani 21. yüzyıla gelmişiz. Hala kadın cinayetleri, kadına şiddet, mobbing adına ne derseniz çok yüksek noktalarda. Yani İstanbul Sözleşmesi elbette bunu zaten olmasın diye ortaya çıkan, olduğunda da arkasından çeşitli hukuki, psikolojik vesaire destekleri vermeyi zaten amaçlayan bir sözleşmeyken, ya zaten biz bu konuda iyileşme sağlayamayıp bir de sağlayamadığımız tarafta hala bunu koruyan, kadını koruyan sözleşmeyi neden tartıştığımızla ilgili ben çok bir anlam bulamıyorum açıkçası. Dolayısıyla ya bu bir zihniyet dönüşümü, değişimi bana göre. Bir an önce dönüşüp değişmeli ve ya artık bunları tartışmak yerine buna %100 uymalıyız. Uymak da yani sadece sözleşme var tamam uyalım değil. Burada devletin aldığı, kişilerin veya kurumların aldığı kararların da çelişmiyor olması gerekiyor. Yani her türlü kararın bunun altında yazan maddelere uygun bir şekilde hareket ediyor olması gerekiyor bence. Tartışılacak hiçbir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Koçtaş. Ben teşekkür ederim. Koçtaş, pazarlama ve dijital kanallardan sorumlu genel müdür yardımcısı Ebru Darık bizimle birlikteydi. Sizinle konuşmak, sorunları masaya yatırmak çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti benim için.